Merhaba arkadaşlar. 1 ve 2 bilinmeyenli eşitsizliklerin orijinal sorularıyla devam ediyorum. Birinci sorumuz ABCD sıfırdan farklı reelselerdir demiş. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi bu 3 eşitsizliğin de hepsini biz toplamış olsak. Burada karşı taraflı olarak mesela nedir? Burada D'ler gider. Birer tane E'ler gider. B'ler gider. A bu tarafta 2 tane var. Hatta şöyle buradaki A da gider. Bir tane burada C'ler de gider. Geriye elimizde burada A kalacaktır. Bu tarafta da sadece bir tane D kalacak. O yüzden böyle bir eşitsizlik varsa eğer nedir? Birinci öncül için kesinlikle diyebiliriz. Bunun dışında 1 ile 2'yi kullandığımız zaman bir denklem olarak çıkmıyor. Ama 2 ile 3'ü de kullanalım. Burada kullandığımız zaman yine buradaki E ile E gider. A ile A gider. D ile D gider. Ve C büyüktür. B kalacaktır. C de büyüktür B olacağına göre 3. öncülümüz de doğru. Ama dediğim gibi 1 ile 2'yi kullandığımızda bir denklem bulamadığımız için B ve B büyüktür E için kesin bir şey söyleyemeyiz. Cevabımız 1, 3 olur. İkinci sorumuzda şöyle bir ifade vermiş. Birinci şekildeki bir nolu köşegen üzerindeki sayıların toplamı 2 nolu köşegen üzerindeki sayıların toplamından fazladır demiş. Hemen onu yazalım. Bir nolu köşegen üzerinde olanlar nelerdir? A, B, C, D ve E. Bunların toplamı 2 nolu'dan büyüktür demiş. A, G var, C var. Burada B var ve E var. Şimdi bunlara baktığımız zaman taraf tarafa topladığımızda karşılıklı olarak B'ler eşit gider. C'ler gider. A'lar gider. E'ler gider ve elimizde sadece nedir? D büyüktür. G kalacaktır. Bunun dışında ikinciye bakalım. İkincide de bir nolu köşegen üzerindeki sayıların çarpımı 2 nolu köşegen üzerindeki sayıların çarpımından fazladır demiş. O zaman yine aynı şekilde bir nolu ifadenin çarpımını aldığımızda her birinin çarpımı yani A çarpı D çarpı B çarpı C çarpı E 2 nolu'dan fazlaymış. Yine aynı şekilde A çarpı C çarpı B çarpı F çarpı G şeklinde yazdık. Burada sadeleşenler var sadeleştirelim. A'lar gider. Burada B'ler gider. C gider. Bunun dışında elimizde D çarpı E büyüktür. F çarpı G kalacak. Şimdi buraya baktığımız zaman biz zaten D'nin G'den de büyük olduğunu biliyoruz. Bunun dışında bize hepsinin de sıfırdan büyük olduğunu söylemiş. Şimdi buna bağlı olarak şöyle yaptığımızda elimizde mesela yorum şıklardan yorum yapalım. D ve E negatif sayılardır demiş. Şimdi D ve E negatif sayılar olma ihtimali var mı? İkisi de negatif sayı olsa çarpımları pozitif olacak. Tamam. Çarpımları pozitifse buradaki çarpım F ve G pozitif de olabilir, negatif de olabilir. Hiçbir şart yok. D'nin ve E'nin negatif olduğu durumda G'nin de negatif olması gerekir. Burada G'nin negatif olma durumu zaten var. Hiçbir şekilde sınırlama yok. Birinci öncül doğru olabilir. İkiye baktığım zaman G ve F'den birisi negatiftir demiş. G ve F'den birisi burada yaptığımız gibi bir tanesi negatif olabilir. Mesela G'yi negatif aldığımızda birinci öncül için kullandığımız gibi hiçbir sıkıntı çıkarmamıştı. O yüzden ikinci öncül de doğru olabilir. G ve F'den birisi sıfırdır demiş. Burada herhangi biri sıfır olması demek burası sıfır. Sıfırdan büyük olacak şekilde D ve E için burada ikisi de negatif olabilir, ikisi de pozitif olabilir. Buraya baktığımız zaman D'nin pozitif olma ihtimaline karşı burası nedir? G negatif de olabilir, sıfır da olabilir. Burada zaten G'nin sıfır ya da negatif olma durumunu almıştık. O yüzden üçüncü öncülümüz de doğru olabilir deriz. Yani hepsini doğru alabiliriz. Üçüncü soruda bize tanımlamalar yapmış. Bu şekilde olunca x, y'den büyüktür demiş. İçi dolu olunca büyük ya da eşittir demiş. Yan yana olduklarını x ile y eşittir. Bu şekilde olan x, y'den büyük, y de z'den büyüktür şeklinde verilmiş. Buna göre tanımlamalara göre bize verdiği bu ifadede o zaman biz ne deriz? C artı d artı e, b artı c artı d'den büyüktür. İçi dolu olduğu zaman eşitlik de vardı. O zaman b, c, d'nin toplamı büyük ya da eşittir. A artı B artı C şeklinde söyleriz. Şimdi bunları ikili ikili alalım. Mesela birinci ile ikinciyi aldığımız zaman buradan D'ler gider, C'ler gider ve geriye E büyüktür, B kalacaktır. Şimdi E ve B için elimizde ikinci öncülü var. Burada kuralımız neydi? İlkinde verdiği gibi X, Y'den büyüktür dediğine göre o zaman ikinci öncülde de E, B'den büyüktür deriz. Zaten onu bulmuştuk. O zaman doğrudur deriz. Bunun dışında 2 ile 3'e baktığımız zaman burada da C'ler ortak gider, B'ler ortak gider. Buradan da D büyük eşittir, A gelecektir. O zaman nedir? D ya büyüktür ya da eşittir. Zaten bize A ve D için şöyle bilgi vermiş. X, Y'ye eşittir diye tanımlanmıştı. O zaman buradan da nedir? A, D'ye eşittir. Bunun için de yine aynı şekilde birinci öncüle de doğru olabilir derim. Üçüncüye baktığımız zaman burada ne bize verdiğinde E'nin A'dan büyük olduğunu söylüyor. Bununla ilgili bilgi var mı bakalım.
Şimdi burada elimizde EB'den büyük, DA'dan büyüktür demiş. Bunlara baktığımız zaman bunun dışında birinci ile üçüncüyü kullansam yine aynı şekilde C'ler gidecek ama elimde kesinlikle sadece E ve A kalmayacağı için bunun için kesin bir yorum yapamıyorum. O yüzden kesinlikle doğru olan 1 ve 2'dir deriz. Dördüncü soruda yukarıda gösterilen kutuların üstündeki ve altındaki oklar ters yönlü ise içindeki sayı negatif. Mesela buradaki ters yön demiş negatif. Aynı yönlü ise pozitiftir demiş buradaki gibi. Buna bağlı olarak yorum yapalım. Burada A artı B o zaman ne olacaktır? Negatif olacak. A artı B sıfırdan küçük. A çarpı B ise bunlar aynı yönlü olduğu için sıfırdan büyük olacak. Buraya baktığımız zaman B artı C sıfırdan büyük. B çarpı C de sıfırdan küçük olacak. Şimdi inceleyelim. Toplam ve sıfırdan küçük olduğuna göre o zaman bu sayıların ikisinin de negatif olma durumu var. Ki ikisi de negatif olduğuna burada da baktığımızda çarpımları pozitif olacak. O zaman doğru düşündük. İkisi de negatif olacak. Buraya baktığımız zaman şimdi B'yi biliyoruz negatif. Çarpımları sıfırdan küçük olduğuna göre o zaman C mutlaka pozitif olmalı deriz. Buna bağlı olarak hangileri kesinlikle doğrudur? Şimdi buradaki ifade de A'nın negatif olduğunu biliyorum. C'nin pozitif olduğunu biliyorum. Buradaki ifade de kesinlikle söyleyebilir miyim? Şunun için eksi ya da artı olma ihtimali var bu sonucun. O yüzden birinci ile ilgili kesin bir şey söyleyemem. İkinciye baktığımda C'nin pozitif olduğunu biliyorum. B negatif tam öndeki eksiden dolayı yine artı oldu. Ve her türlü bunların toplamları sıfırdan büyük olduğu için ikinci öncül doğrudur deriz. Üçüncüye baktık. A negatif, C pozitif, çarpımları mutlaka sıfırdan küçüktür. Yani cevabımız 2 ve 3 olur. Beşinci soruda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bir takımın kriter puanı o seneden evvelki 5 senede topladığı puanların aritmetik ortalaması alınarak tespit ediliyor demiş. Buna göre bir takımın Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynamaksızın gruplara kalabilmesi için kriter puanının 11'den çok olması gerekiyor. Gruplara kaldıktan sonra birinci torbadan çekişe katılabilmesi için de puanın 15'ten çok olması gerekiyor demiş. Buna göre 2011-2020 arasındaki puanları göstermiş. A takımı 2016 yılında gruplara direkt katıldığına göre. Şimdi A takımına baktım. 2016 yılında gruplara direkt katıldığına göre o zaman kendinden evvelki 5 sene içerisindeki aritmetik ortalaması 11'den çok olmalı. Yani ne demektir bu? Topladık 2016'dan öncesini 25, 38, pardon 33 gelecektir. 33 artı x 5'e böldüm aritmetik ortalaması dediği için 11'den çok demiş. Büyüktür 11 aldık. Düzenlediğimiz zaman 33 artı x büyüktür 55. Buradan da x değerimiz 22'den büyük gelecek. Devam ediyorum. 2018 yılında gruplara kaldığı halde çekilişe birinci torbadan katılamadığına göre. Şimdi 2018 dediği için kendinden önceki yine 5 yılı aldım. 2013'e kadar gittik. Buradaki ifadeleri topladığımızda nedir? 25, 37 gelecektir. Topladığımız zaman o zaman 37 artı x artı y ifadesini yine aynı şekilde 5'e bölüyorum. Gruplara katılamadığına göre demiş. Şimdi kalamadığına göre normalde nedir? 15'ten çok olması gerekiyordu kalabilmesi için. Ama katılamadığına göre, seçilmediğine göre o zaman nedir? 15'ten küçük ya da 15'e eşit olmuş olabilir. 15'ten çok olsaydı zaten gruplara katılacaktı. Burayı düzenleyelim şimdi. 37 artı x artı y ifadesi 75'ten küçük ya da eşit olacak. Buradan x artı y ifadesi nedir? 38'den küçük ya da eşit olur. Şimdi y'nin en çok olmasını istemiş. Y en çok olabilmesi için o zaman x'e verebileceğim en küçük tam sayı değerini verdim. 23. Burası 23 ise burası nedir? Y'nin alabileceği en büyük değer 15 olur ki eşit 38'e küçük eşittir. 38 olacaktır. O yüzden y'ye en fazla 15 değeri verebiliriz. 6. soruda ağırlıkları ABCD kilogram olan Ali, Veli, Selami ve Vedat isminden 4 kişi yukarıdaki şekilde tahterevalliye biniyor. Ve tahterevallinin A kısmına Ali ile Veli oturmuş. Şimdi Ali ile Veli bunların direkt A, B, C, D, D isimlerinden de gidebiliriz aslında. Şöyle diyelim Ali ve Veli A tarafına oturmuş. B kısmına da Vedat şöyle diyelim Veli için. Vedat ve Selami B tarafına oturmuş ve A kısmı yukarı kalkmış. A kısmı yukarı kalktığına göre demek ki B kısmı ağır gelmiştir. Bu kısım o zaman büyük. Burada da Vedat'ı yazdık. Diğer paragraf baktığımızda A kısmına Ali artı Vedat oturmuş ve B kısmına da Veli ve Selami oturmuş. Ve bu şekilde de B kısmı yukarı kalkmış. B kısmı yukarı kalktığına göre demek ki A ağırlık yapmıştır. A tarafı. Bu taraf daha büyük. Üçüncüye bakıyorum. A kısmına Ali ve Selami. B kısmına da Veli ve
Vedat oturmuş. Bu sefer de A kısmı yukarı kalkmış. O zaman nedir? B kısmı daha ağırdır. Hangi de kesinlikle doğrudur demiş. Şimdi bu şekilde baktığımızda her birini ikili ikili inceleyelim. Mesela burada ikisini incelediğimiz zaman, burada karşılıklı iki eşitliği bu şekilde baktığımız zaman, bunu gerçi şöyle bir durum var. Ortadakini ters çevirmemiz lazım. Çünkü büyüklük sırasına göre vermiş burada. Ters çevirdiğim zaman nedir burası? Bu kısmı tamamen silelim. Şöyle yazalım. Veli artı Selami, bu tarafa yazdım küçük. Ali artı Vedat şeklinde. Şimdi inceleyelim artık. Mesela birinci ile ikinciyi incelediğimiz zaman, buradaki ifadeyi incelediğimizde. Burada nedir? Karşılıklı olarak Veliler gider. Bu tarafta Vedat var. Selamiler gider. Burada da 2A var. Yani 1 ve 2'den oluşturduğumuz denklem 2A küçüktür 2 Vedat şeklinde oldu. Burada o zaman nedir? İkiler de gider. Buradan A'nın Vedat'tan küçük olduğunu bulmuş oluruz. Bunun dışında buradaki ikisine baktığımız zaman burada yine Veliler gider. A'lar gider. Bu sefer de 2 tane S kalır. 2 Selami küçüktür 2 Vedat şeklinde oldu. Yine ikiler sadeleşir. Selami'nin de Vedat'tan yine küçük olduğunu bulduk. Şu anda Vedat hep ağır geliyor. Bunun dışında birinci ile üçüncüye bakalım. Burada da kimler gidecek? A'lar gider. S'ler gider. Bu tarafta da ilk bu sefer 2 tane Veli küçüktür 2 tane Vedat kalacak. Yine aynı şekilde ikiler sadeleşti ve burada da yine aynı şekilde Veli'nin Vedat'tan daha hafif olduğunu bulmuş olduk. Her türlü Vedat hep en ağır tarafta kaldığı için o yüzden nedir? Kesinlikle doğru olan en ağırı Vedat'tır deriz.